Biz 15 Temmuz 2016 gecesi de kamuoyu için duyduk, kamuoyu için de gördük. Yalnız bu sefer elimizi taşın altına koyacağımız gece de bu gecedir diyerek görev yaptık. Sadece haber yapmadık. Sahada vatandaşların motivasyonunu da arttırdık. Onlara moral de verdik ve doğru, hızlı bir şekilde görüntülerimizi kamuoyuna aktardık. Bu anlamda bugün burada bulunmamız bizim için bir nefes almaydı. Geçen yıl yapılan organizasyon 15 Temmuz'du. Şimdi bu sene yine 15 Temmuz ama bu defa yine yoğun maraton içerisinde 15 Temmuz'un kalıntıları içerisinde bir tempo içerisinde çalıştık. Hoş geldiniz diyoruz ve sizleri ağırlamakta bir onur duyuyorum. Geçen yıl Değerli Başkanı adlarıyla ilkini yaptığımız ve şöpel işimizin yerini ağırlama imkanı bulduk. Ama bu ağırlama normal bir ağırlama değildi. 15 Temmuz gecesi gibi bir gecede görev yapan ve o günün olumsuzluklarını halkla bir şekilde yansıtan ve demokrasiye sahip çıkmamızda çok büyük katkısı olan sizleri ağırlamakta gerçekten onur duyuyorum. Şimdi vergiyle ilgili işte 40'lara açıklanan bir rakam vardı ayın 27'sinde Eylül'ün. İşte biz 28'inde sabah bir açıklama yaptık. Yani bunu kabul edilir bir tarafı olmadığını. Buradan 3 gün evvel de Bendir Bey'in olduğu bir toplantıda Sarı Maliye Bakanı'na beraber bir toplantı yapma imkanı bulduk. İşte bugün açıklanan rakamlar 15-25 yıllar 40'tan. Bizim bir 27 itirazımız vardı çalışanlarla ilgili. Onu 30 yaptılar. O 27'yi muhafaza ettiler. Yani şöyle bir özel bir not anlatayım da lazım olur hepinize. Yani onun için 30 yani çok çok kötüydü. Tabii 27'nin de kabul edilir bir tarafı yok. Ama böyle de bir olay. Değerli arkadaşlar, evvelsi gün TÜPRAŞ'ta 4 arkadaşımız bugün 5 oldu iş kazasında. Son 8 aydır rakam 1338. Ortalama 6 kişi iş kazasında bir bölümü iş cinayetine kurban gidiyor. Ortalama 5 tane de güvenlik görevlimiz, askerimiz, polisimiz terörden dolayı can veriyor, vermeye devam ediyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu 8 aylık rakam zannediyor bu 4 ay işte Eylül, Ekim geçti öyle kabul edelim. Ortalama 7'nin üstüne çıkacak diye bir şey gözüküyor bu tabloda. Yani bunun dünyanın hiçbir tarafında bunun kabul edilir bir tarafı yok. İnsanı yaşatmayla ilgili ülkeyi yönetenler, kitle örgütleri, sendikalar gayret sarf etmeleri gerekiyor. Bununla ilgili kanun çıkartırsın ama insanlar ona uymuyorsa bununla ilgili bir yaptırım gerekiyor. Malumunuz taşeronla ilgili son bir aydır ülke gündeminde devam ediyor. İşte Sayın Başbakan kısa bir zaman evvel Türkiye geldi. En son oradalar açıkladı. 1 milyona yakın taşeron var. Bunların ailesi, çoluğu, çocuğu Türkiye'de 4-5 milyonu ilgilendiriyor. Sayın Başbakanımızın, Sayın Çalışma Bakanı'nın ifadesi yıl sonuna kadar biteceği. Yıl sonuna kadar biteceğinden ben de bayağı umutluyum. Bitecek diye düşünüyorum ama nasıl biteceğine ilgili tereddütlerimiz var. Yani memur mu olacak, işçi mi olacak, ne olacak yani 657 mi olacak? Yani bunu görmüyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı bunlarla ilgili bir toplantı yapacak. Ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizliklerle ilgili işçi işveren olarak, biz küçük işletmeler olarak tabii en zor
en çok meşakkatli bir kesimin temsilcisi. Bu değişimin en çok ağır faturasını ödeyen esnaf zanaatkar. Dolayısıyla bu sistem içerisinde işçinin çok kazanması, memurun çok iyi ücret alması gerekti ki hele siz çalışanların harcamayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Başkanımıza da 22. Yüzyıl Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda plaketini takdim etmek istiyorum. Takip etmek istiyorum. 110 habercinin kaleminden yazılan 15 Temmuz'un... Emeklilik o kadar güzel bir şey değil. İnsan yaşadığı müddetçe. Bize de emeğiniz var. İşçilere emeğiniz var. Sesi kısıklara emeğiniz var. Teşekkür ederim. Hakkını